Top Mu Kale Mi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Süper Lig'e gelmiş en kötü ilk 11 yapacağız yakın zamanlı olan. Evet. Başlayalım. Seçenek bol ya. Güzel yani değişiklikte. Başlayalım. Videomuza geçmeden önce kanalımızı takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. O zaman ben kaleciyle başlıyorum. Galatasaray'ın da kalesini savunan Leo Franco mu dedim? Evet, Leo Franco dedim. Anladım. Lensim düşmüş abi. Yani 40 Selçuk'tan mı? Selçuk'tan 40 evet. Metreden gol yedikten sonra açıklama olmamalı. Ben daha tatlı bir isime yer verdim. Benim için Doris Karius. Olur. Yani Liverpool'a Klopp sayesinde gidip bu kadar kollar Almanya'dan gelmiş galiba. Kolu yok. Evet. Defans hattı nasıl? Sağ bekim yani Türk futbolunun bombası Tarık Çamdal. Yani şu an için bir şey diyemem. Gösteriyor yani fena şey diyemem. Ama yani o paraya Galatasaray'a gidip evet. Başka birini düşünemedim sağ beke. Benim aklıma gelen yoktu yani. Tarık Çamdal orada hakkıyla bulunuyor. Güzel. Sen nasıl? Ha, devam edeyim mi? Tabii, Mustafa Akbaş kardeşimizin de dediği gibi ayağı yok. Yanında Galatasaray ve Beşiktaş kariyeri olan Dani ne yaptın Dani? O şut var ya. Evet. Harika. Sol bekte Alioski. Evet. Çok da formu giyemedi ama evet. Yani giyemedi. Sağ ayaklı Ferdi'yi kesemedi. Üstüne Osterwold'e alındı. Doğru, Luan Perez ikisini de kesti. O oynuyor. Ya stoperlerimiz aynıymış bu arada. Ben de gerçekten Dani yazdım. Yani hem Beşiktaş'ta hem Galatasaray'da kötü oynamayı beceren tek adam Mustafa Akbaş. Gerçekten yani bence futbolla da bir alakası yok. Sağ beke Sivas'tan Beşiktaş'a giden Douglas'ı yazdım. Olur. Yani güzel oldu. Saçma bir adamdı. Geldi ve gitti. Sol beke de yine Beşiktaş'tan Fabrice Ensakala'yı yazdım. Olur. Alanya'da fena değildi evet ama Beşiktaş'ta asla. Ya ben genelde böyle yani şimdi futbolcu insanlar saygımız sonsuz ama futbol beyni biraz daha karar alma özelliği diyeyim. Biraz daha düşük futbolculardan oluştu. Benim Dani'nin yedeği olarak da stoperim Can Arat. O da muhteşem bir Fenerbahçe kariyeri. Evet, biraz da ama geçmişe yakın yani. Tabii. Aynen. Eskilerden ama unutulmaz. Unutulmaz. Taksici anısı isteyen arkadaşlar dinleyebilir. Çok kötü bir topçu var Can Arat anlatıyor taksici. Can Arat anlatıyor bunu. Öyle kötü futbolcu yani. Tanınmayan kötü futbolcu. Güzel, mantıklı. Orta saha? Orta saham harika ya. Taktik nasıl peki? 4 defans. 4-2-3-1. Güzel. Aynen. Öndeki ikilim Maldonado. Oyun kurmamız gerekiyor. Kadife bilekler ve hırs küpü Mustafa Sarp. Çok güzel. Sarp. Çok müthiş. Orta sahamdan ümitliyim yani. Dikine paslar. Maldonado. Kaybedilmeyen ikili mücadele ve hırs küpü Mustafa Sarp. Güzel. Bu ikiliyle önlerinde de 8 milyonluk harika Rodrigo Tabata. Baklavasıyla geldi. Sadece baklava getirebilir gerçekten. Vallahi müthiş. Yaptın. Benzer isimler yine yani. Benim Maldonado kesinlikle var. Yani benim çünkü hayatımda yani şey gibi. Atıyorsun geri alıyorsun. Hani öyle bir ortası. Böyle bir özelliği var. Attığını alıyorsun geri ayağına. Ama yani o çok yüzdeli değil. Pas yüzdesi çok yüksek. Çok yüksek. Aldığına geri veriyor. Olur. Yanına Josiko yazacaktım. Ama çok beraber olmasın. Fenerbahçe olmasın diye. Inamoto'yu yazdım Galatasaray'dan. O da Süper Lig'e gelmiş ilk Japon ve akıllı yani adam. Akıllı olmayan tek Japon diyeceğim şimdi ama çok verimsiz bir yani sakatlık olayları falan da onlar umurumda değil yani. Hiç talihsizlikle alakalı çok kötü bir orta saha oyuncusu. Senin benim için önlerinde de 4-3 yani okay. Rodrigo Tabata var. Tabatasız olmaz. Yani Antep'te evet fena değil ama Beşiktaş'ta 8 milyonu senin tabirine yaksan. İşte Instagram yoktu yakamadılar. Evet. Story atılırdı. Ama çok daha bu arada hani orta sahalara sayabileceğim çok isim var aslında. Kankam yani dünyaları sayarız da bunlar benim çok gözüme batanlar. Çok göze batanlar yani. Değil mi? Seçiyorsun oradan. Birkaç arkadaşa da sordum hani. Senin için kimler ne olur hangisi olur diye. Maldonado yani Galatasaraylısı da Maldonado diyor. Beşiktaşlısı da Maldonado diyor. Evet. Adam seyircide bir yara bırakmış. Kanatlarım Milos Krasic, Rüzgar'ın oğlu diye geldi. Öyle bir esinti, bir kımıldama bile yaratamadı. Saçları bir tek Rüzgar. Sallıyor ya, uçuyor. Benim saç olmadığı için. Saç ekleyebiliyoruz mu? Diğer kanatta Beşiktaş kariyeriyle. Komik mi lan? Diğer kanatta Beşiktaş kariyeriyle Jermain Lens. Evet ama ben de düşündüm. Çok doğru evet. Yani Lens yani yıllık Fenerbahçe'de ne yaptın? Beşiktaş'ta advokat söyledi ama dik advokat evet. Söyledi. Bu adam dedi kiralık oyuncusu dedi. Doğru. Almayın dedi. Fener ilk defa almadı. İyi ben o söylem doğru mu diye gerçekten araştırdım. Gerçekten söylemiş. Söylemiş oğlum adam açık. Hani böyle bir şey uydurulabilir Beşiktaş'a gitti diye yani. Güzel bir yalan haber olabilir aslında. Gerçekten söylemiş. Bonservis almayın yatar. Bonservissiz geldi bildiğim kadarıyla Beşiktaş'a ama yani çok fazla 4.25 mi aldı? Maaşı yani yeter yani. Çılgın yani. Bir maaş. Evet. Bomboş bir kariyer. Evet. Beşiktaş kariyeri. Sağ bek falan denendi hatta yani. Ne denesen boş. O adam yatmaya gelmiş. Anladın evet. Mı? Yattı, parasını aldı, devam etti. Yani Krasic Lens. Krasic'ten ben şahsi olarak çok ümitliydim geldim. Ulan dedim oynar. Şeyse bir sezon falan oynar en azından. Oynamadı. Hiçbir şey yapmadı. Tribünde iyi ama. İyi izliyor. Şöyle izliyor ya. Evet. Harika. Ben Galatasaray'ın yaptığı, niye yaptığını bilmediğim İzet Hajrović transferi vardı. İzet Hajrović YouTube transferi. Evet, YouTube yani transferi. Hajrović 8. Lan iyiymiş bu. Evet. Gerçekten iyiymiş. Böyle 1 dakika 27 saniyelik video. Aynı videoyla transfer edilmiş bir futbolcu daha var bende. Onu da ileride söyleyeyim. Torrent galiba. Yan tarafa da Beşiktaş'ta oynayan Abdoulay Diaby. Yani bak hatırlayamazsın bile gerçi. Yani kısa bir dönem oynadı. Nkunku'yla falan mı geldi bu? Nkunku diye biri gelmedi Beşiktaş'a. Keşke gelseydik. Nkoudou. Aynen Nkoudou Diaby geldi. Aynen bildim Diaby. Yani hayatımda gördüğüm en yeteneksiz futbolcu, hücum futbolcusu. Yani en yeteneksiz hücum futbolcusu benim için. Gerçekten yani bir hatırlarsan o dönem. Siyahi koşuyor sadece. O da yok. Siyahi dedi abi. Oğlum adam ne yapayım adam okay. Siyah. Var ama çok kanat var ya. Yani kanat da çok. Süper Lig zaten. Hayırdır ya. Yiğit Gök olan Galatasaray'a geldi mesela. Evet, neden geldi? Ne oldu? Arasöz Bilis geldi Beşiktaş'a. Arasöz Bilis. Şöyle. Kartal pençesi. Gökhan Emreciksin Fenerbahçe falan var yani. Biraz daha eski ama. Kemal Arslan. Zaten. Genç yetenek geldi. Kemal ne genç geldi? Genç geldi. Genç gitti. Oradan gitti oğlum. Forvet'in kim? Semte Eminönü, Henri Bienvenu. Yani Bienvenu'nun tek bir olayı var. O playoff sezonunda sırtını aldı, göğsüyle birine bir stoğa pas attı. Bıraktı, asist. Aynen. Başka hiçbir şey yok. Arendaki maç olmuş. Aynen. O da düşüyordu, bir şeyler oldu. Langur lungur. Stoğun önünde kaldı top. Güzel verim. Yani yeterli. Onun dışında bir şey yok. O da mantıklı. YouTube'dan yani Bienvenu'da evet. Diaby gibi bence. YouTube'dan evet, aslında çok benzer. Ulan bir tane çocuk var. Young Boys'ta oynuyor. Bunu ya, alalım mı? Beste falan yapılma olayı adam. Semt temin önü, Henri Bienvenu harika beste yani. Sabah saat satar, akşam maça çıkar. Semt temin önü, Henri Bienvenu. Türk tribünlerindeki yaratıcı bestelerden gerçekten. Yani çok Türk tribünlerindeki en yaratıcı besteler. İzleyebilirsiniz. İzleyebilirsiniz. Ben de yine Fenerbahçe'den gittim. Samat'tayı aldım abi. Yani gerçekten. Sama gol mü? Ne goldu o? Sama gol mü? Öyle bir gol verilmiş mi onun şeyine? Belçika'da verilmiştir. Tanzanya'nın gol kralı. Yani Premier Lig'e nasıl gitti geri geldi. Peki en kötü bunu hani yapacağımız şey yapmadık. Şu an aklıma geldi. Hoca seçsen kimi seçersin? Düşünüyorum. O halde varım. Vallahi aklıma kim geliyor? Aragonés diyorum ben ya. Aragonés mi? Evet. Adam uyudu ya. Evet. Yani büyük başarıyla geldi. Adam Dünya Kupası'nı mı aldı geldi? Avrupa Kupası'nı mı aldı geldi? Yoruldu demek ki turnuvada. Fener'de dinlendi adam ya. Kulübede için geçmez. Kral yani. Oynattığı futboldan o kadar memnun. Gözü kapalı izliyorlar. Çocuklar atar zaten ya bir tane. Azıcık isterim. Senin? Aklımda bir hoca vardı. Biraz daha geçmiş yani yakın tarihten değil. Skip be. Oo başlık güzel. İstifa etti, skip bıraktı diye. Adam görevi bıraktı sonuçta. Skip bıraktı Galatasaray'ı yani bu olayı bıraktı. Şimdi yanlış mı var? Yakın gelecekte de Torrent. Evet. Neydi o Torrent olayı? Geldi gitti işte bu kadar. Şey vardı bir tane Hollandalı'da. Pickering. Yardımcı olarak kaldı. Kim yardımcı olarak kaldı? O adam. O da kötü. Valerian İsmail de çok kötü hocaydı bu arada. Geçen şeyde geldi. Bayern Münih maçın özeti eski Şampiyonlar Ligi faul yapıyor orada. Penaltı. Valerian İsmail yine. Yani stoperleri de şeydi. Yakışıklı adamdı. Yani kötüleri. Evet. Bunlar oldukça bir kötü. Bir ben sorabilir miyim? Lütfen. Sor hocam. Takım dağılımı yapsanız bir ortalama çıkarır mısınız? Mesela kaç tane Fenerbahçe, kaç tane Galatasaray'dan var? Tabii ki de. Ben 5 tane Beşiktaş'tan yerlenmişim abi. Fenerbahçe'den 2 tane var. Inamoto ile Samat'ta. Yok. Sen oğlum gördüğünü sayamıyor musun? Ben anlamadım ki birader. Allah Allah. 5 tane Beşiktaş var. 3 tane Galatasaray var. 2 tane Fenerbahçe var. 1 tane Trabzonspor var. Dani 2 takımda da var. Evet. Benim 4 Galatasaray var. 1 Trabzon var. 4 Fenerbahçe var. 2 de Beşiktaş var. Lens ile Dani. Beşiktaş, Fener, Galatasaray. 3'ünü de gezdi ortada karışık. Bu şekilde ya. Kötü kadrolar ya. Gerçekten kötü kadrolar. Siz de aklınıza gelen kötü isimleri yorumlarda belirtin. Hatta kendi ilk 11'inizde kötü ilk 11'inizde kurabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, takip etmeyi, kanalımıza destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.